Merhaba arkadaşlar. Instagram üzerinden çok soru geliyordu. Bununla ilgili Naz bana sorular hazırladı. Bir derleme yaptı. Soruları bilmiyorum. Direkt soru cevap yapacağız. Datça hakkında çok zorlu çalışmamışsındır inşallah Naz. Çok heyecanlıyım. Tek çekim yapacağız hala dedi. Ona göre bir kere de cevap verelim bakalım. Başlıyoruz. Evet halacığım. Bu arada herkese merhaba. İlk soruma başlıyorum. Bu kadar radikal bir kararı nasıl aldınız? Evet, birçok insana göre Datça'ya gelmek, küçük bir yere yerleşmek, büyük şehirden sonra radikal bir karar. Ama biz bu kararı bir anda almadık. Çalıştığımız süre boyunca Eray'la hep bir hayalimiz vardı. Bir süre sonra küçük bir yere yerleşmek. Bunun için de kendimizi buna göre planlıyorduk. Çalışma hayatımızı, kazancımızı, en basitinden bir arsa aldık. Evet dedik, kaçabileceksek bir arsamız olsun diye. Daha kaçmadan evvel bu arsayı almıştık. Dediğim gibi bir anlık olan bir karar değil. Hayalimizdi. Hayalimizi gerçekleştirdik. Eminim sizin de düşündüğünüz, hayal ettiğiniz bir karardır. Eğer hayal ediyorsanız emin olun ki gerçekleşecektir. Evet. Peki Datça'ya ne zaman taşındınız ve ne kadar süredir buradasınız? Datça'ya tam 3 yıl olacak. Eylül ayında taşındık. Taşındıktan 5-5,5 ay sonra evimiz bitti, içine girdik. İlk önce apartta kaldık. Palamutbükü'nde bir apartta yaşadık. Tabii ki apartta yaşamak çok zordu. Çünkü yazlık düzenle yapılmış bir yerde aile olarak yaşamak gerçekten zorlu bir süreçti. Üçüncü yılımız, inşallah daha nice 3 yıllara burada köyümüzde güzelce yaşıyor oluruz. Peki bu taşınma süreciniz zorlu geçti mi? Taşınma süreci evet gerçekten zorlu geçti. Çünkü öncesinde bununla ilgili bir araştırma yapmamıştık. Biz bir anda bavulumuzu topladık geldik. Eray baba İstanbul'da kaldı. 2-3 ay daha projelerini bitirmek için çalışmaya devam etti. Yani zorlu geçti ama bir de biz bir kötü bir olay yaşadık. 2-3 ay eşyamız depoda kaldı ama depoda mı yoksa yolda mı çalındı bilmiyorum ama eşyalarımızın değerli parçaları çalındı. Yani entel bir hırsızımız vardı. Bütün markasızları bırakıp markalı ürünleri, kaliteli receiver'ları aldı. En basitinden benim koleksiyonum olan gezdiğim ülkelerin kupalarından güzel ve kaliteli olanları yürüttü. Peki kolay adapte olabildiniz mi? Kolay adapte, Datça'yı tanıdığımız için aslında Datça'nın içine, merkezine, denizine, havasına, suyuna, insanına adaptasyon yaşadık. Ama büyük şehirden gelmiş olduğumuzdan dolayı mahrumiyet bizi ilk başta çok şaşırttı. En basitinden kargo geliyor ama bir hafta sonra, haftada bir kere köye kargo geliyor. İşte istediğin saatte çıkıp istediğin yemeği yiyemiyorsun. İstediğin düşüncede lokanta yok, kafe yok. O mahrumiyeti yaşadık. Biz genellikle dışarıda yemek yemeye alışmış çalışan insanlar olarak ve biraz da iştahlı, hatta biraz daha iştahlı insanlar olarak işte hadi kalkın bu saatte gidelim şurada yemek yiyelim yok. Ya birisi yemek yapsa da yesek yok. En çok lokanta konusunda sorun yaşadık. Onun dışındaki mahrumiyete alıştık. Evet, inşaat yaptırırken de şöyle bir sorun vardı. İşçilere ve müteahhitlere daha fazla mahkumsun. Çünkü ikamesi yok. Ürünler burada tek. Burası çıkmaz sokak Datça diyorlar. Çimentonun metre küpü bile olması gerekenden çok daha pahalı burada. Bunlar sorun yaşadık. Ama alışıyorsun. Datça'nın bu mahrumiyetine, Datça'daki olmazlığa kabul ediyorsun, göz yumuyorsun. Ona göre kendini ayarlıyorsun açıkçası. Evet, harika. Peki aslında bu soruya daha önce birçok kez cevap verdin ama neden Datça? Neden Datça? Çünkü Datça'yı biliyoruz. Yani küçüklüğümden beri ben de eşim Aktur'da küçüklüğü geçmiş. Yaşadığımız için farklı bir yer düşünmedik. Artı gerçekten sakin bir yer yaşamak istiyorsan bütün Ege ve Akdeniz sahilini gezdiğimizde Datça'dan başka bir yer zaten aklımıza gelmedi. Çünkü tahmin edersiniz ki şu anda en bakir kalmış yer Datça ki o da ne kadar süre daha bakir kalır bilmiyorum. Denizi bir kere çok güzel. İstediğin koya, istediğin saatte, istediğin şekilde gidebiliyorsun. Kimse kimseye karışmıyor, özgürsün. Açık da aynı şekilde dolaşıyor, kapalı da aynı şekilde dolaşıyor. Özgürsün, kimse kimseye karışmıyor açıkçası. Dediğim gibi kalabalık değil. İstediğin anda kalabalığa da karışabiliyorsun. Sakince de yaşayabiliyorsun. Şimdi kızacaklar tabii ki Bodrum'dakiler, Didim'dekiler, Urla'dakiler. Biz farklıyız arkadaşım. Datça güzel. Kızmayın. Peki yapmış olduğunuz bu radikal karardan memnun musunuz? Kesinlikle memnun. Karı koca olarak memnunuz. Özellikle Eray Baba çok daha memnun.
Ben bunu biraz Instagram üzerinden çok yayınlıyorum. Bu durumdan pek hoşnut olmasa da radikal kararımızdan memnunuz. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten ne kadar memnun olduğumu da görüyor olursunuz. Tek sıkıntımız var. O da okul. Şimdi soruyorsunuz bana çocuk okula gidiyor mu? Evet, bir oğlum okula gidiyor. 7. sınıfa geçecek bu sene. Öteki 2 yaşında zaten, daha küçük. Onun okula ilgili bir sorunu yok. Köy ortaokuluna gidiyor. Köy ortaokulumuz güzel. 3-4 tane köyün tek ortaokulu. Ama şube tek şube. Her sınıfta tek şube var. Ömer Faruk'un sınıfı 8 kişilik. Özel ders gibi. Muhteşem. Hocalarımız harika. Ama gel gör ki lise tarafına geldiğinde, lise Datça Merkez'de. Datça Merkez'deki liseleri genellikle kimse beğenmiyor. Puan durumu çok düşük. Bundan dolayı 2 sene sonra hayat bizi ne gösterir bilmiyorum. Umudum, buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen kolej açın. 2 sene boyunca hedefim var. Kolej açmalarını bekliyorum. Lütfen duyun sesimizi ve kolej açın. Datça'da gerçekten koleje çok ihtiyaç var. Güzel bir soruya geçiyorum. Evet, peki. Ay, heyecanlandım. Eviniz deniz görüyor mu? Evimiz deniz görmüyor arkadaşlar. Bunu da soruyorsunuz. Koyduğum deniz resimlerine diyorsunuz ki evinizin önü mü? Keşke evimin önü değil. Genellikle zaten o koyduğum resimlerin arkasında Palamutbükü'nde bir site var. Onun dışında bir iki tane çok güzel ya da büyük ev var. Onlar da artık zamanında almışlar. Onun dışındakiler hep tesis zaten. Biz özellikle köyün içinde yaşamak istedik. Özellikle imarlı arsa istedik. Asla devletle bir sorunumuz olmasın. Belediyeyle, devletle bir atışmamız, bir sürecimiz olmasın diye. Evet, şöyle yapabilirdik. İmarsız bir arsa alıp deniz gören bir arsaya yapabilirdik. Ya da şu anda köy kentlerinden Palamutbükü'nde bir imarlı alan var. Oradaki arsalar deniz görüyor ama parselleri çok küçük ve fiyatları pahalıymış. Açıkçası hiç bakmadım, hiç gezmedim oraya. Yetişemeyeceğim bir yere bakmak istemedim. Biz köyümüzde mutluyuz. Atlıyoruz arabamıza. 5 kilometre sonra Palamutbükü'ndeyiz. Göremesek de hissediyoruz. İnşallah sizin deniz gören eviniz olur. Ben de kahveye gelirim. Senin de olur Nazcığım. Tamam, deniz gören ev al. Son olarak bir sorudan çok aslında bir tavsiye amaçlı bir şey yazdım. Küçük yerde yaşamayı düşünen kişilere neler önerirsin? Ne tavsiyelerde bulunursun? Bir kere ilk geldiğinizde evet mahrumiyeti yaşayacaksınız. Az insanı yaşayacaksınız ama unutmayın ve hayal kırıklığına uğramayın. Alışıyorsunuz, çok daha mutlu oluyorsunuz. Hatta büyük şehire gittiğiniz zaman ya ben bu kararı niye bu kadar geç vermişim? Diyebiliyorsunuz kendi kendinize ve fazla insan bir süre sonra sizi sıkıyor. Hatta Datça'nın merkezi bile şu anda bana çok ağır geliyor. Sakin olun. Eğer şu anda yerleşmiş ve ay ben ne yapıyorum diyenlere özellikle seslenmek istiyorum. Lütfen sabredin, bekleyin. Gerçekten mutlu olacaksınız. Çünkü istediğiniz zaman kalabalığa karışabilirsiniz. Eğer imkanınız ve sağlığınız varsa, ama kalabalık içindekiler sizin istediğiniz sakinliğe bir anda ulaşamayabilirler. O yüzden dert etmesinler. Düşünüyorlarsa bir gün daha düşünmeyip hayallerini gerçekleştirsinler. Bitti evet, mi? Evet, sordum. Sınavı geçtin mi? Geçtim. Bir anda cevapladım çünkü. Umarım beğenmişsinizdir. Naz gelen diğer soruları da derleyecek. Bu soru cevaplarımız devam edecek. Koy koy da devam edecek inşallah. Palamutbükü, Değirmenbükü hakkında da sizlere bilgi veriyor olacağız. Sorularınızı cevaplayacağız. Ben sizin sorularınızı Instagram'dan bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.